soracaklardır diye tahmin ediyoruz. Bir bağlantı daha yapacağız. Kocaeli Kartepe'de geleneksel Kartepe zirvesinde bu yıl tema göç, mültecilik ve insanlık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılışta konuştu. Ve Bakan Soylu'nun konuşmasından önemli haber çıktı. Bakan Soylu düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı. Çok çarpıcı sayılar var. Mesela Türkiye sadece Suriyeliler için değil, başka mazlum, yoksul uluslar için bir sığınma alanı. Hem Suriyeli sayıları, hep daha önce Suriyeli sayıları veriliyor ama toplam sığınmacı sayısı pek çok ülkenin nüfusundan fazla. Düzensiz göçte organizatörlerle mücadelede de önemli veriler var. Ayrıntıları alalım. Yağız Şenkal izliyor zirveyi, Yağız. Kocaeli'ndeyiz, Kartepe'deyiz. Burası adına uygun bir şekilde karla kaplı. Dün mevsimin yılın ilk karı buraya yağdı. Şu anda hava sıcaklığı burada 4 derece. Kar kalınlığı da 10 derece. Bunları niye anlattım? Çünkü arka fonda karı görüyorsunuzdur. Onun için anlattım. Bir anlamda buraya da Türkiye'nin Davos'u benzetmesi de yapılıyor. Şimdi Kartepe zirvesi artık gelenekselleşti. Bu yılki konu da göç, mültecilik ve insanlık. Çeşitli konuklar var. 30 ülkeden 336 katılımcı var ki aralarında Christian Berger, Türkiye Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı, Yorgo Papandreou eski Yunanistan Başbakanı ve Yunanistan'ın Göç İşleri Bakanı da burada. Şimdi ama haber Türk bakanlardan çıktı, Süleyman Soylu'dan çıktı. Çünkü Süleyman Soylu bazı rakamları açıkladı. Ne açıkladı hemen söyleyeyim size. Her şeyden önce Türkiye'de ne kadar Suriyeli yaşıyor? Bununla ilgili güncel rakam verdi Süleyman Soylu. 3.587.930 Suriyeli şu anda Türkiye'de yaşıyor. Ama toplam rakama bakarsak, yani Afganistanlısı, Pakistanlısı tüm mültecilere bakarsak sayı 4.600.000'den fazla ki bu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla bir rakam. Şöyle bir benzetme yaptı Süleyman Soylu. Sadece İstanbul'da 537.000 Suriyeli var. Yani bu göçle beraber Almanya'da yaşayan tüm Suriyelilerin toplamından bile daha fazla bir rakam. Tabii Fırat Kalkanı operasyonu, Zeytin Dalı operasyonu ile beraber geri dönüşler de başladı. Onun da rakamını açıkladı. 270.327 Suriyelinin geri döndüğünü söyledi Bakan Süleyman Soylu. Şu detay önemli. Bu yıl 218.950 düzensiz göçmen ve 4.569 organizatörün yakalandığını söyledi. Ve burada ilginç olan nokta şu, bu 218 bin rakamının 180 bini Suriyeli değil. Yani Afganistanlı, Pakistanlı. Yani şunu anlıyoruz Süleyman Soylu'nun sözlerinden, yeni bir göç dalgası var. Fakat Suriye üzerinden değil, Afganistan üzerinden ki zaten biz bunu bültenlerimize de daha önceden yansıtıyorduk. Peki Suriyelilerin suça karışma oranı ne? Bununla ilgili bir istatistik de açıkladı. Binde 4. Ve aynı şekilde cinsel içerik suçlarla ilgili rakam verdi. 29.743 cinsel içerikli suçun işlendiğinden bahsetti bu yıl ve bunun 749'unda Suriyelilerin olduğunu söyledi. Ve bu rakamın içinde, o 749 Suriyelinin içinde mağdurların da olduğunu belirtti. Yani Suriyelinin suça karışma oranının daha az olduğundan bahsetti. Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. O ne dedi Dışişleri Bakanı? İdlib anlaşmasıyla beraber 3 milyondan fazla insanın o bölgeyi terk etmesinin önüne geçtik dedi. Hatta İdlib'e dönüşlerinde başladığını belirtti. Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Konu mültecilikti ama iş başka yerlere de gitti. Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkilere de gitti. İki ülke arasındaki işbirliği çok önemli. Birlikte çalışmak tüm bölgenin çıkarına karşılıklı anlayış en önemli şey diye konuştu Yunanistan eski başbakanı. Şimdi burada Kartepe'deki zirve 3 gün boyunca devam edecek ve mülteci konusu burada masaya yatırılacak.